بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فتزيج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف bir kulni va cho'rini egalarining iznisiz uylantirib qo'yishlik mavquftur, to'xtaluvchidir. Fain ajazahul maula jaza. Agar maulosi egasi izn bersa, ijozat bersa joiz, va raddahu batala. Agar egasi rad qilsa, bu nikohni qabul qilmayman desa botil bo'ladi. Uni mulki bo'lganligi uchun. Va kazalika in zawaja rajulun imro'atan bighayri ridoha. Shuningdek bir kishi bir xotinni uning rizosisiz uylantirib qo'ysa, avrojdan big'oyir ridohu, yoki bir kishi rizosisiz uylantirib qo'ysa, tasavvur qiling, sizni birodar uylantirib qo'yibdi, xabaringiz ham yo'q, urushib yuribsiz siz. Bu o'sha kishini izniga to'xtaladigan narsa. Izn bersa, mayli, nima deyman endi, majbur shuncha mehnat qilsan ekan desa nikoh durust. Agar izn bermasa, rad qilsa, bunda joiz emas. Ayol kishini masalasi ham shunday. Buni fuduli deydi, fuduli bir tashqi odamni qiladigan muomalasi. Shu bilan biz haligi mullalarda bir amalni rad qilamizki, bizni diyorda bormi yo'qmi bilmayman-u, bu tashqarida bor ekan. Odamlarga hayron qolasiz, ko'chada yurishaveradi bemalol, ochilib sochilib yurishaveradi, nikohga desangiz yashirib qo'yishadi qizini, kelmaydi, aytadi qiz masalan joiz emasku qarashlik, ovozi ham avratku, gunoh bo'ladiku, doim ko'chada yuradi bu. Masalan to'ylarda ham odamlar raqs qilishadi, bayramlarda reklama qilib yuradi o'zini, unda bo'laveradi, hamma narsasi joiz. Lekin nikohga kelsa, shariy amallarga kelsa, joiz bo'lmay qoladi. Keyin shu qizni roziligini bilishlik uchun ikkita odam jo'natishadi, ikkita guvoh. Guvohlar kelgandan keyin mulla ulardan oldin kalimasini so'raydi. Kalimani aytinglar deydi. Ular ham keyin chalapula qilib kalimasini aytishadi. Ha, musulmon ekansizlar deydi. Keyin qiz nima dedi deydi. Qiz haqiqatdan o'zini vakolatini dadasiga yoki amakisiga, tog'asiga beribdimi? Saha berdi. Sizlar eshitdingizmi shu yoki vakolatimni falonchiga berdim deganingizni? Ha, eshitdik. Biz keyin aytadiki, mana shu ikkita shohid qiz vakolatini tog'asiga berganiga shohid bo'ldi. Ana endi tog'asi qiz tarafidan vakil bo'ladi deb aytadi, jiyaningizni falonchiga berasizmi deydi. Shuni biz rad qildik, mullalar qarshi chiqdi. Mayda bu nima masxarabozlik bu? Shuni tog'asi yoki dadasiga ham ishonishmaydi shunday. Dadasi aytsa ham, qiz tarafidan vakil bo'laman desa, ikkita shohid jo'natishadi. Bu yerda bidiyat ko'p. Yaqa borganingizdan keyin u yerda bir nima bor? Nima deyishadi? Qora dadami degan. Bir qora inson bor, qorasi ismda qolgan, qora dada deydimi, amaka deydimi? Bir odam bor, u qizni chimchilab aytma deb turaveradi. Keyin hali shohidlarni oldida kuyov tarafidan bir odam boradida tashlaveradi, $10, $20, $30, $100, $200 chiqaveradi. U rozi bo'lsa hali pulni olib turib, keyin qizga izn beradi, keyin qiz aytadi. Qarang, tijoratda shunday bidiyatlari ko'p, marosimlar bormi shunaqa gaplar? Qarang, tuhmat emas bu, iftiro emas, bor narsa. Shunday bema'no bidiyat bo'lgan narsalarni chiqarib odamlarni dindan bezor qiladi, aqlga to'g'ri kelmaydigan ahmoqona ishlar. Dinda bo'lsa oson, qiz bilan bola keladi o'zlari. Tamom, qiz o'rangan holatda bo'ladi albatta. Keyin ikkita shohid tolda so'raydi ikkalasidan, ish bitdi. Er xotin ketishaveradi. Yaqinda turklar keldi, qiz bilan keldi, ikkita shohid bor, talabalarni ikkalasini chaqirdik, nikohni bog'ladik. Qiz hayron bo'lyapti, bittimi deydi. Ha, bitti. Shuncha xolosmi? Shuncha xolos bo'ldi, halol bo'ldilar sizlar bu bolalarga. Eri xotinsizlar, hayron bo'lyapti. Boshqa mullalar bo'lsa qiynab tashlaydi bechoralar. Tepaga chiq, chiq, pastga chiq, o'tir, tur, deyishadi, qiynab tashlaydi bechoralar.
Çünkü köp adamlar zina kılacağız. Nikah kıyın görmediler. Bunlar duruşmaz. Yani biz Hanefimizdir. Hanefi mezhebiye tuhmat kılalım. Hani bir hatun haberiyem yok, siz üylep koyuyapsız. Bir hatun da haberiyem yok, üylep koyuyapsız. Kiyin eşit durup, hem ailen ne kılalımız dese, şunu caiz ne yaptı. Bir kızı dedesi üylentir yaptı. Hemen çakırıp takırıyor. Kızlar bir, ayarlar bir hanege toplengen, erkekler bir hanege toplengen. Şöyle toy buladı, bir haftadan beri tamamen yişkeni yoklar. Müllerdeki iki de şahitli cöletiler, iki saat, üç saat kitap oturadı hemen. Şahitlerki ikinci. Bekrağata dedi mi, ne dedi? Karağata dedi mi? Bir hünik atı bakma. Ukul atı dedi. He? Bizde ukul atı dedi. Ukul. Ben de bidiyat bugün derseler. Ben adamları geldim. Eğer şunu dedesi kezzap bulsa, şu yalgan gelperi yaptı, kızı ge tuhmet kılı yaptı, kızı razı olmasa yani biri yaptı, bir güman kısaları, şimdi işte şahit yönetiyorlar. Ne dediyseler şunu, şu adam kezzap mı? Sen adamla hayran kalırsın. Yok, kezzapmaz. Yani bu mesela işe neler de yapıyor? Ne geçemiyorsun bir iş oranı? وَيَجُوزُ الْاِبْنِ الْعَمِّ اَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ Amakinin oğlu, amakinin kızını özüge üylendirse bulur adı. Çöndünüz mü? Amakinin kızıge üylendirse bulur adı. Yani hem kız tarafından kefil bol yapsız, vakil bol yapsız, karındaşız ki o. Hem nikah dürüst bulgeni düşün, özüz üylenmeli yapsız. Bulur adı. وَاِذَا اَزِنَتْ المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه bir hatun bir kişiye özünü özü üylenişliği için izin verse mesela dedik ki Ali'ye bir hatun ise ki hatun kızı kas kılıyor biz elbette hatun ise katta hatun da düşünmüyor bir kız ise ki beni alışı mümkün ise فَعَقَدَ بِحَضْرَةِ شَهِدَيْنِ İkide şahitliğin huzuru da akıdını bağlasa ceza caiz buladı. وَاِذَا ظَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ لِلْمَرْأَةِ صَحَّ ظَمَانُهُ Eğer veli hatun üçün mehriye zamın bulsa zamanatı dürüsttür. Şimdi dedi mi? Hatunlu veli ise dedi ki mehriyeni mi alıp veremen? Sen tüge uğur gündüse. Dürüst. وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي مُطَالَبَةِ zavciha avvaliyha yani mahrini talep kılıçlıkta hatınge ihtiyar birerledi halese eriden talep kısın mahrini bir gündür halese velisiden talep kısın ve ize ferraqal qazi beyne zavcani fi nikahil fasid qabla dukuli fele mahra leha qazı eri hatında ortasında ecret varsa fasid nikahta Fasid nikah nima? Nikahını bazı şartları tark kılınge. Mesela şahitsiz. Kızla bala görüşüp icabı kabul kılışıptı. Hiç kendi şahit yok. Şahit bulmasından. Bu fasid nikah deyiladı. Buzuk nikah deyiladı. Şeriatki hılap bulgeni için kazı bulada ecret varsa. Ve bu duhuldan aldın bosa. Erkekini kızda aldıya kilişten aldın bulgen bosa. Ayolge mahir birilmedi. Ve kezalike ba'del hilveti Şimdi hilvetten kim bu gen bu sayem kelasi yalgız kagenden kim. Bunda mahir birilmiyiz. Ve izde dekhala biha eğer onge kirgen bu say felaha mahu misliha hatunge mahir mislini biradı. Ve la yuzadu alel musamma ve o hatunge eğer bir miktarda aitken bu say o şey miktardan ziyade kimiydi mahir mislini biremendir. Mahir misl aitlingende az bu say şu kifaya kıladı. Agar ko'p bo'lsa aytilgandan oshib ketmaydi. Va alayhal iddatu ayolga vojib bo'ladiki iddaga o'tirishligi. Va yasbutu nasab waladiha minhu. Shu xotin agar bola tug'adigan bo'lsa, bu bolaning nasabi o'sha haligi erkakdan sobit bo'ladi, o'sha erkakniki deyiladi. Va mahru misliha bir ayolning mahri misli, ya'ni mahri yu'tabaru bi akhawatiha opa singillariga qarab e'tiborga olinadi. Bu qizning opalari qancha mahr bilan tekkan edi. Va ammatiha va ammalariga qarab, ammalari qancha mahr bilan ketgan edi. Va banati ammiha va amakisining qizlari bilan,
Qarang. Ya o'zining oilasidagilar bilan yoki ota tarafdan bo'lgan ayollarni mahriga qaraladi. Wala yu'tabaru bi ummiha, onasini mahriga qarab e'tiborga olinmaydi. Va xolatiha, va xolalariga qaralmaydi. Masalan, ammalarini mahri 5000 dollar, xolasiniki 3000 dollar. Buniki 5000 dollar bo'ladi. Yoki ammalarini mahri 3000 dollar bo'lgan, xolasiniki 5000 dollar bo'lgan. Bu qizniki 3000 dollar bo'ladi. Chunki islomda nasab erkakka bo'ladi-ku. Shuning uchun erkak tarafga qaraladi. Kofirlarda nasab onaga qarab bo'ladi, hayvonlarga o'xshab. Ularniki boshqa. Iza lam takuna min qabilatiha. Agar xolalari qabilasidan bo'lmasa, o'zining qabilasidan bo'lmasa. Ba'zan xolalar ham shu bir qabiladan bo'ladi. Masalan, ikki aka ukani bolalari uylansa, ona tarafi ham amakiga boradi-ku. Tushundingizmi? Hozir aytdi, amakisini qizlarini mahriga qaraydi dedi-ku. Masalan, ikkita aka ukani o'g'li bilan qizi uylangan. Tushundingizmi? Bulardan tug'ilgan farzand uchun dadasini akasi, amakisi hisoblanadi. Tushundingizmi? Onasini akasi bunga tog'a hisoblanadi, lekin dadasi uchun amaki hisoblanadi. Tushundingizmi? U tarafdan bobosini nimasi, akasi yoki ukasi, erkak taraflardan kelyapti ular. Tushundingizmi? Agar shunaqangi bo'lsa, unda ayol tarafdan bo'lgan mahrlarda ham e'tiborga olinadi. Va ya'tabaru fi mahril misli an yatasaviya المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر. مهر مسلده اعتبار جانلده اكتا خاطنن ياشتا برابر بولشنگه ياشتا خلاف دارد. شدیدم 18 ياشتا یه قز بلن 28 ياشتا یه قزده مهر بخل بومیده. والجمال جمالده گزرلیکده یه مهر خرخل بولده. قز ایلا مخصوب بگانمزده bir qizni ko'rsatishdi. Qizni ko'rgani bordik. Qiz bilan maqtashdi. Nihoyatda dindor, nihoyatda azoblik. Haqiqatan keldi. Endi ja dindor emas ekan u. O'zini undamasiga qaragan, mahallasiga qaraganda dindor ekan. Juda axloqli, odob ekan. Ilmi oz. O'zini zaruratlarini, ba'zilarini biladi. Qizni ko'rdik, o'tirdik, keyin chiqdik. Chiqqandan keyin biz olib borgan bir olim bir odam bor edi. Nima deysan dedi. Dedim, aytdimki, inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Alloh taolo go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Dedim. Desa o'zi tushundiki, endi qiz unchalik go'zal emas. Aytdim, boshqasini ko'rsatdim. Sam oldiniga e'tiroz qildi. Sen dindorini degani, mana dindorni topdim. Ha, tamam, dindor degani xunuk bo'lsin degani emas-ku. Nima, chiroylilardan dindori yo'qmi? Qurib ketdimi? Qani jamol e'tiborga olinadi bir ayolning go'zalligi. Iloji bo'lsa go'zal qizlarga uylaninglar. Chunki yashaysizlar u bilan. Muhabbat. Ertaga yig'lab yurmanglar keyin. Val mali. Lekin masalan faqat jamoli bo'lsa, dini bo'lmasa, u durust emas. U joiz emas. Ham jamoli bo'lsa, ham kamoli bo'lsa, bu yaxshi bu. Val mali, ham moli ham bo'lsa. Molda ham e'tiborga olinadi. Faqir qiz bilan boy qizni mahri bir xil bo'lmaydi. Val aql, aqlda ham farqlari bor. Nihoyatda zaki, aqlli qiz bilan g'obi, anqov qizni mahri bir xil bo'lmaydi. Din, dindagi ota-bobolarining dini qaysinisi islomga oldin kirgan va taqvo masallardagi mahram bir xil bo'lmaydi. Valbaladi shaharlarga qarab ham o'zgaradi. Bir ahli nima aytayapti? Bir boy birodar uylanmoqchi bo'ldi, ikkinchi qilib olmoqchi. Qizni ota-onasiga bordik. Bu boyni nikohini bog'laydigan ahli ilm unga aytishki, senga ana yaxshi qizni beryapti ikkinchi bo'lib. Sen nima tilasa, bergin shularga, kattaroq bo'lsa ham. Zotan boysan. Sen yigit ham rozi. Keyin borib nikoh bog'laydigan vaqtda u ahli ilm birodar aytdiki, bu birodarda puli ko'p.
maşinası yan var, üyleri var. Eğer sizler bir üy taraf kısalarız, kızlarınızı üy hem beredir. Dün yapılıp durasa. Ben şehirlerde numaraları var, taşkarlarda üç eskileri var. Sizler burada talepleriniz var mı? Ne mi iltimaslarınız var, talepleriniz var kızlar için? Ya kızlar atanası üy alıp. Dün sahip oraylar üy almazsan. Mesela ki yine ayet ki, tahpişke soruşmuş. Tur etki çıkıyor mu? Bununla kaç tahpişkesi, kere izi kere yani ki mi? Ya şundan birisi bu lanı. Sadece oğlum demez soru ki. Başı sahip koyuyor. Kalem bizde şuna böyle tahpişke besleyen bir şey var. Mehir az. Ama 500 dolar olsun. Afganistan'da kanca. Afganistan 2 metrelik. Pakistan'da kanca. Pakistan'da mehir 2000 dolar. Afganistan'da kanca 5000 dolar. Afganistan'da kembağal devlette oynamıyorlar. 5000 dolardan başlanadı mahırlar. Türkiye'de kanca 7000 dolara çıktı. Özbeylerde mahriydi bu. Arabistan'da kanca Saudiye'de 15000 dolardan başlanadı. Araplardaki 30000 dolar, 50000 dolardan. Çünkü Arapların kızları kokete yaptı hiç kimamazdan. Mana shaharlarga qarab ham o'zgaradi. Vala asr, asrga qarab ham o'zgaradi. Zamoniga qarab turib. O'tib ketgan ota-bolalarni mahrini hisoblamaysiz. Voyajuz tazvijul amati muslimatan kanat aw kitobiyatan. Sho'rini uylantirsa bo'laveradi. Muslima bo'lsa ham farq qilmaydi, kitobiya. Yahudi nasroniy bo'lsa ham bo'laveradi. Vala yajuz ayatazawaja amatan ala hurratin. Hur xotin dustiga cho'ri olishlik durust emas. Hur xotiningiz bor. Onun üstüge çürü yülensiz caizmez. Ve yecuzu tezicil hurrati aleyha. Lekin hur hatında çürün üstüge asa bulad. Çürüden bir hatınız var. Üstüge hur hatın yüleniz bulurad. Ve lil hurri en yetezevvece erba'an minel harayri vel ümai. Hur erkek için. Karin hur erkek için diyordu. Yaşta geçildi. Kim için diyordu? Hur erkek için diyordu. Caiz bulad yülensizliği hur hatınlardan tört tesi geliyordu. Ama hur bulmak erkeklerine durusmaz o. Ve çörelerden üylense hem. Çöre ya ki ayarlardan üylense tört tasigi üylense bulurad. Ve leyse lehu yetezavvaca ekstra min zelik tört tadan asçası üylenislik ke caizmez. Onge hakkı yok. Dürüstmez. Yani, şunun için sizler hareket kılıyorlar ki kemide üçte üyleniler. Yani, kemide iki demez. Kemide üçte üyleniler. Bunu delilleri nuhayet takıyor. Bütken de sizlerden köpet gelme. Ayet olup çarçardım sizlerge. Mardin'e sefer kıyalımızda işte iyi alımlarla tartışıp kaldık. Çünkü bülen istifadelerini ettik. Onlar dedi ki azarken, bittiyken halas işte tartıştı onlar. Allah Teala etken ki hani, bir metri bülen geliriz yaşı diken ayette. Dedi. Başta mı ettim? Allah Teala bülenmiş ki gel izin bir geldi. Senkihu ma tabe lekum. Sizlerge yaşı bülen ayarlarge bülen ileride durup başta gende mesne ve sulase ve ruba'a ikteden, üçteden, törtteden diyen. Hani Allah Teala uzun büyük kitabı da ikteden başlayaptı. Bir tane sapkama yaptı. Demek ki dedim bitti hatını bağlı erkekler saplanmıyorlar, listeye düşünmüyorlar. İkteden başlayalar. İkteden alıyorlar, üçteden, törtteden. Pakistan'daki müfessirler yeterdi. Bir tarafı hazır, bir tarafı Çin'di. Yani birisi hazır, birisi Çin'di diyor. Nakalı olsa kimi bitti hatını bulsa o bir gayret dedi erkek mesleği. Sahabelerin hemen ayarları köpüydü. Hani Hasan radıyallahu anhu bazı vakitleri yukarı geldi 300 de hatını oynarlar. 300 de 300 metri ile geldiler yani. Ali radıyallahu anhu'nun hatını köpüydü. Çoruları Anas radıyallahu anhu dediler 98 de balamı Allah yolunda şehit buluşurdu uzun dafın kıldım dedi. 98 de balanın bir hatını tuhal mıydı? İki de hatını tuhal mıydı? Törtte de buluş gerek. Hani çoğrularız buluşmak gerek. Çoğruya nikah şartmaz ki. Yani tasavvukunun törtte hatınız var, onta çoğruyuz var. Ummatı köpertiriyor. Şimdi onlar açtı ki ama başka ayette ki yani, eğer adalet kılar meseleriz bitti diyen ki o. Nedir? Metin bu korkaklardı mezhebi bu. İşte, bitti üylenişlik, bitti ekifaya kılıçlık korkaklardı mezhebi. Ne ne ya? Metin şu adaletten aldığını ne dedi? Fein hiftum diyor. Eğer korsalarız biz hem hayran kalırız. Bir hattı çıkarıyorsan bunu. Ben ayette sarah edeyim. Yani. Doğru mu? Kanı hafızlar. Fein hiftum en la ta'dilu. Adalet kılalmasıydan korsalarız.
Korkamısan? Korkasan mı? Yok bilsa uylan. Kim etti bunu hazırki vakitte siyasi, içtimai nazardan karaganda ham her bittir ki hazır kemide üçte de uylanışlığın takaza akılıyor. Bütün dünyada ayollar erkeklerden köpeyip gitken. Siz bunlar üçteden almasayız, bitti alıp korkamayın desiz. Başka ayollarla kim uylanır? Mecbur o köçede yürüttü ki iyi rahatlaşıp. O yüzden reklam akılışıp. İyak kurtardı, biyak kurtardı. Sizi tahsinlenen bir gün siz deyiz gayret koymayın. Daha bir tahsinlenmeyimizde otururuz. Hemen taraftan lazım. Bunu hikmeti yapıyor, faydası yapıyor. Hatınız köp olsa, kadrizen bulur. Bitti hatınız olsa, bitti halas köp. Bir de halese, şu halemese, ozu bulur deyiz. Mecbur. Ama iki düşte olsa, siz nasıl kılıp yaşayırsınız? Hem varsa sizi yaşayın, muamele kılıp yaşayın, muamele kılışınız. Farzandarınızı köpeşeyem, sizi farzandarınızı köpeşeyem, aşağıdır. Bitti hatın olsa, bir yılda bitti, en tiz olsa. Olsa iki yılda bitti. Tört de hatınız olsa, bir yılda tört de farzandı. Köp farzandı diyeyim ki, hatta siyasi tarafları var. Az Evropalarda şu sünnetle basmalı yaptı. Doğru mu? Müslümanların köpleği bile basmalı yaptı. Onlar üylenme geldiği için, onlar nasılı kurup git yaptı. Adamlarına ben hayran kalamayız. Korkuşa deyiz. Ben olsa başkasından korkamayız. Törtte tuyulup kalırsa giden korkamayız. Hadi şu plan kalamayız ki törtten yakış işlet ediyemez. Çünkü bir tanesini Türkiye'den, bir tanesini Suriye'den aldık. Üçüncüsü gibi uylanıp yürüttüz. Kaç devletten kıyık. Hurlardan, çorulardan bana törtte uylansın, ondan köpeğe uylanmasın. وَلَا تَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْسَرَ مِنْ اِسْنَتَيْنِ Ama bu adam kul olsa, ikide aşağıya uylanışı hakkı yok ona. فَاِنْ تَلَّقَ الْحُرُّ اِحْدَ الْاَرْبَعِ طَلَقًا بَيْنًا Eğer hur adam, törtte hatanından bitesini bayin talaksa, yani bir özür buldu, talak kıldı. لَمْ يَجُزْ لَهُ اَتَزَوَّجَ رَابِعَةً Ondan başka bir törtüncü uylanışı gidiyorsunuz, hatta tenkazi iddetuha. Hele ki törtüncü hatanının iddesi bitkünüge kadar. Ötken derslerde ettik ki bir hatın da talak kılınsa, hatın iddesi bitişten aldın, sizi hatını hesaplanadı. Siz yana bittasınız, beşincisi güvlengen bu kalas. Şunun için talak kıyan törtüncü hatınızı iddesi bitirdi, kiyin asiz, ayınız törtüncü hesaplanadı. Apa singildi meselesi hem şunu değil. Apa singi güvlendiniz, yaşadınız, ölüp kaldı. Yaki mesela talak kıldınız uğruşup, talak kıldınız. İddede oturup da iddesi bitken yok. Singlisi güvlenişteki duruşmaz. İddiası bitkenden ki sinisi gülensiz bırak. Ve izze zavvacel emete mavlaha eğer çürünü egesi eriye birse sümme atikat kin çürü azat kılınsa felahel hiyaru hurren kene zavcuha ev abden hatınge izin beriledi, ihtiyar beriledi eri hur busayam, kul busayam halese yaşaydı, halese yaşamaydı. O çürülük vaxtıda, kullük vaxtıda eriye berildi ki belki eriden razı mestur. Azad bo'lgandan keyin xolasa eridan rozi bo'lsa yashab ketaveradi, norozi bo'lsa nikohni buzishga haqqi bor. Va kazalikal mukotabatu, mukotaba ayol ham shundaydir. Va intazawajat amatun bi'orizni mavlaha. Agar bir cho'ri mavlosini iznisiz erga tegsa, sunna atiqat, keyin ozod qilinsa, sahha nikohu, nikohi durust bo'ladi, va la xiyara laha. Lekin bu xotinga ixtiyor yo'q, chunki o'zining ixtiyori bilan tegdi-da. Narigi holatda uni ixtiyorisiz egasi bergan edi. Wa man tazawwaja imra'atayn fi 'aqdatin wahidatin ihdahuma la yahillu lahu nikahuha sah nikahu allati yahillu lahu nikahuha wa batala nikahu ukhra. Kimda kim bir aqdda ikkita xotinga uylansa, bir majlisda ikkita xotinga uylanyapsiz. Shulardan bittasi nikohi durust bo'lmaydigan ayollardan. Shunda nikohi halol bo'ladigan ayolning nikohi durust bo'ladi. Lekin nikohi halol bo'lmaydigan ayolniki durust bo'lmaydi. Botil bo'ladi. Tushundingizmi? Hali bu masaladan maqsad shuki, birdaniga ikkita xotinga uylanyapsiz, bittasini bilan nikoh qilishingiz durust emas. Uni sababidan narigi nikohingiz buzilib ketmaydi. Faqat u o'zi botil bo'ladi, buniki nikohi qoladi. Wa iza kana bizzawjati aybun fala khiyara li zawjiha. Agar xotinda ayb bo'ladigan bo'lsa, er ajrashlikka haqqi yo'q. Masalan, ko'pchilik hozirgi vaqtdagi yoshlar ajrashyapti. Nima gapsiz? Ayolda falon-falon kamchiliklari bor ekan deysiz. Ayol modamiki diniga sohib chiqqan bo'lsa, ya'ni bir kofir bo'lmasa, mushrik bo'lmasa, yoki bir fohisha bo'lmasa, unda boshqa ayblarga sabr qilishlik kerak. Biz ko'r bo'lsa, cho'loq bo'lsa, pes bo'lsa, bular
ayrılışlık üçün ayıp saplanmaydı. Üzür saplanmaydı. Çünkü şeriat etedi ki ayolga uylanışta maksat farzand ko'rishlik. Ayoliz jimo qilishligingizga imkoniyatli bo'lsa va sizga farzand tug'ib bersa bas. U osh qilishni bilmasa ekan, mont qilishni bilmasa ekan deb choy qilishlik, bu taloq qilishligingiz durust emas, joiz emas. Bundan bir yil oldin bir yigit keldi, aytdi xotinim ajrashaman deyapti deydi. Nimaga ajrashaman deyapti? Sen hamma imkoniyatini qilib berganmisan? Hamma imkoniyatini qilib berganman. Balki zulm qilyapti turgan bo'lsa ham yo'q, nihoyatda shuni muomala qilaman. Keyin dalillarni aytdim, durust emas. Xotin kishi uzursiz holatda talog'ini talab qilsa, jannatni hech ham ko'rmaydi. Sen siz o'zingiz borib nasihat qilasizmi? Ha, bordi, keyin pardan orqasidan nasihat qildik. Qisay qizdan tortishdi keyin. Endi men xolamayapman bilan yashashdi. Tamam, yaxshi odam deydi. Endi ularni holat shu ekanki, yaqinlashmoqchi bo'lgan vaqtda nafrati kelar ekan. Yomon ko'rib ketar ekan. O'zi bir-birini hurmat qilishar ekan-da, jimo qilmoqchi bo'lsa, yomon ko'rib ketar ekan-da, kelmagin der ekan. Kelmayapti, ochiq gapirlar, biror aybi bormi, biror kasali bormi erkakdi. Sam yo'q dedi. Ha, bo'lmasa birga yashayveringlar. Keyin qancha dalillar aytdim, keldim. 3-4 kundan keyin yana yigit keldi, aytdi, yana ajrashaman deyapti. Men aytdim, uni boshqa bir iloji bor dedim. Endi qattiq gapirasan, qattiq qo'lliq qilasan, aytasanki, agar sen xohlamasang, nikohimda turaverasan, ustingga boshqa uylanaman deysan. Ular do'q qilgin dedi. Sal yengin-yengin urgin dedi. Keyin shuni qildi, 10 kunlardan keyin ko'rishdik, xursand yigit. Yaxshi foyda qildi dedi. Ayolni ba'zi ayblarining sababidan ajrashlik durust emas. وإذا كان بالزوج جنون أو جزام أو برص فلا خير للمرأة عند أبي حنيفة وأبي سفيان رحمهما الله. Agar er jinni bo'lsa yoki mahov bo'lsa yoki pes bo'lsa xotin ajrashlikka haqqi yo'q. Abu Hanifa va Abu Yusufga ko'ra. Qarang, nikohni buzish oson narsa emas. Nikohni buzishlikka ulamolar izn bermaydi, islom izn bermaydi. Ya'ni jimo qilarsa erkak ayolni jimo qilyapti turgan bo'lsa, nafaqasini beryapti turgan bo'lsa, bo'ldi. Uni jinniligini bahona qilib, ya pes mahovligini bahona qilib ajrashaman deishligi durust emas. Va qala Muhammadun rahimahullohu ta'ala laha al-khiyaru. Imom Muhammad aytki, unga ixtiyor beriladi xotinga. Agar eri jinni bo'lsa, pes bo'lsa, mahov bo'lsa, ajrashlikka izn beriladi deydi. Ajrashaman desa, qozi ularning o'rtasini ajratib olsin deydi. Ikkala fatvo ham to'g'ri holatga qarab. Ba'zi bir holatlar bo'ladiki, erda jinniligi nihoyatda bir aziyat beradigan, juda yomon holat. Ayolning hayoti zahar bo'lgan. Unda Imom Muhammad fatvosiga amal qilasizda, nikohlarni buzib yuborsiz bo'laveradi. Ammo ba'zi holatlar bor, masalan, eri jinni bo'lgani bilan, masalan, devona aqli yo'q, lekin sokin bir inson. Oilasi yaxshi ketyapti. Xotin o'zi ham shikoyatchi emas hayotidan. Lekin boshqa xotinlar uni vasvasa qilishib oilasini buzishga harakat qilyapti. Unda Abu Hanifani fatvosiga ko'ra joiz emas yashaylar deysiz. Va iza kana zawju inninan. Agar erkak innin bo'lsa, innini bilasizlarmi? Ha? Innin shundayki, zakari turadi-yu, lekin beli zaif. Tushundingizmi? Uni ishga solaman siz, beli bukilib ketaveradi. Mana eskidan nima qilishadi-ku kattalar? Sovuq suv ichma, yerga o'tirma, betonga o'tirma. Qishda nima nima deydi, qalin kiyingin deydi. Shular hammasi mana shu masala bular. Chunki mana doktor ham bor berdi. Sovuq o'tib ketishligi zakarga zarar qiladi. Insonga sovuq o'tsa ham yerga ham zarar qiladi-yu, zakarga ham zarar qiladi. Uni zaif qiladi. Keyin o'sha jimo qilaman desangiz, jimo qilish ham oson emas-da. Tushundingizmi? Bu bir ochiq narsa emas-ku. Berk narsa. O'ta yorib kirish kerak. Mehnat kerak, kuch kerak, quvvat kerak unga. Agar zakar turmasa, qilish deb turmasa, bo'lmaydi. Sharmanda bo'lasiz. Shuning uchun hozirdan o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Biz hali yoshmiz deb nima qilmanglar? Istiqsizda o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Bo'lmasa sharmanda bo'lasizlar uylangan vaqtingizda. Juda yomon narsa bu. Aynan shu zakari turadi-yu, lekin zaif, bo'sh jimo qila olmaydi. Ajjalahul hakim hawlan. Hokim unga qozi 1 yil muhlat beradi. 1 yil muhlat deydi. 1 yilda mashq qilib, sport qilib, trenovka qilib, doktorlarga borib, o'zini tuzatsa, zakarni belini mahkam qilsa qildi. Fa'in wasala fi hazil muddati agar shu 1 yil ichida go'lursa, fala xiyaralaha, xotinga ixtiyor yo'q ajrashishlikka. Tamam.
Bəli. Yutdu paxtakorlar. Və illə farraqa baynahuma. Əgər bir ildə bu işi qılarmasa, bunda məğlub buldu bu. Qazi indi onları ajratıb aldı. Çünki bir ildə düzəlməyən erkək düzəlmədi indi. Bir il katta muhlat, bundan katta muhlat indi xotinga zulm bo'ladi. İn talabatil maratu zalika. Şu bir yıldan ki ajratib olishligi ham agar xotin talab qilsa. Xotin aytsa ki şu mayli bu jimo qilmasa ham o'zi yaxshi. Muloyimgina, shipirgina bir erim bor. Desa unda yashab yurish olar. Wal furqatu tadliqatun baynatun xot e qozi bularni ajratgandagi ajrashligi boyin taloq hisoblanadi. Walaha kamalul mahri iza kana qad khala biha. Va xotinga mukammal mahr beriladi agar un bilan xotin bilan yolg'iz qolgan bo'lsa, ya'ni yolg'iz qoldi mana shuncha muddat o'tdi-yu. Shuncha harakat qildi bo'lmadi. Va in kana majbuban. Agar majbub bo'lsa, majbub oldiroq ham o'tdi, ya'ni zakari kesilgan yoki tuxumlari kesilgan odam. Xotin kelib shikoyat qilsa, sarroqal qozi baynahuma fil hal. Qozi bo'ladi o'sha birinchi mahkamada yoq ajratib yuboradi. Va lam yuajjilhu, unga muhlat bermaydi, chunki yo'q-ku. Zakarda o'zi yo'q. Shuning uchun bu mashq qilishni foydasi yo'q. Val xosi yuajjalu kama yuajjalu al-innin. Agar xosi, ya'ni axta qilingan odam zakari bor, nimasi tuxumi ham boru, tomiriga zarar berilgan yoki tuxumga zarar berilgan. Zakar sog'lom. Bunday odamlarga ham inninga muhlat berilgan, ya'ni 1 yil muhlat beriladi. Agar yetishsa yetishdi, yetishmasa keyin xotin talab qilsa ajratib yuboradi. Va izaslamatil mar'atu va zawjuha kafirun. Agar bir kafir oila, masalan Rusiyada bir kafir oiladan ayol kishi islomni qabul qilsa, eri kofirligicha qolsa, araza alayhi al-qazi al-islama. Bu erga qozi islomni ko'rsatadi, islomni qabul qilgan, islom go'zal din deydi. Fa'in aslama, agar er islomni qabul qilsa, sahiya imratuhu, xotini uning xotinligicha qoladi. Ikkalasi ham islomga kirdi-ku. Va in aba anil islam, agar erkak islomdan yuz o'girsa, islomni qabul qilmayman desa, farroqa baynahuma, qozi ularni o'rtasini ajratib yuboradi. Chunki musulmon xotin kofirni nikohida qolishligi durust emas. Va kana zalika talaqan baynan inda bi hanifa va Muhammad rahimahumulloh. Qozini bu ajratishligi Abu Hanifa bilan Imom Muhammadga ko'ra boyin taloq bo'ladi. Va qala Abis rahimahulloh hiyal furqatu bi ghayri talaqin. Abis aytdiki, bu taloqsiz bir ajratishlikdir. Taloq tushmaydi-yu, lekin nikoh buzilandi. Va naslama zawju va tahtahu majusiyatun, agar er islomni qabul qilsa, xotini majusiyya bo'lsa. Ya'ni xolos mushrik bo'lsa, xotini bir yaponiyalik, koreyalik yoki bir xitoylik mushrik bo'lsa, yo hindistonlik, ya'ni ahli kitob bo'lmasa, ya'ni yahudi nasroniy bo'lmasa, araza alayha al-islam, qozi yoki er o'zi xotiniga islomni ko'rsatadi, islomga da'vat qiladi. Fa in aslamat, agar xotin islomni qabul qilsa, sahiya imratuhu, bu xotin uni xotinligicha qoladi. Va in abat, agar xotin islomdan yuz o'girsa, farroqal qozi baynahuma, qozi ularni o'rtasini ajratib yuboradi. Va lam takun furqatu taloqan, bu furqa taloq emas, nikoh buziladi lekin taloq tushmaydi. Chunki bu yerda erkak tarafidan bo'lmadi nikohni buzilishligi, xotin tarafidan bo'lyapti, shuning uchun taloq tushmaydi. Fa in kana qad dakhala biha, agar bu xotinga kirgan bo'lsa, falaha kamalul mahri, xotinga mukammal mahr beradi. Va in lam yakun dakhala biha fala mahr laha, agar xotinga kirgan bo'lmasa, unda xotinga hech mahr bermaydi. Agar xotini yahudi yoki nasroniy bo'lsa, uni boshida uylansa bo'laveradi dedi, uni yashasa bo'laveradi. Bir yahudi yoki nasroniy oiladan erkak islomni qabul qilsa, xotin islomni qabul qilmasa nikohi buzilmaydi. Lekin xotin qabul qildi, er qabul qilmadi, unda durust emas. Chunki musulmon yahudlarga, nasroniylarga berilmaydi. Islomdan boshqasiga berilmaydi. Ya'ni ochiq aytganda biz ulardan olamiz, ularga bermaymiz. Va iz aslamatil maratu fi daril harbi, agar darul harbda kufr diyorlarida Rusiyaga o'xshagan yoki Yevropaga o'xshaganlarda bir ayol islomni qabul qilsa, lam taqa al furqatu alayha hatta tahiza salasa hiyaz. Bu kufr davlatida bo'ldi bu narsa. Yuqorida aytgan masalalarimiz islomiy davlatda, shuning uchun qozini masalasi edi mahkama. Kufr davlatda qozi yo'q-ku. Endi qurishyapti. Hozir Angliyalarda islomiy qozilar, qazovatlar, mahkamalar
şer'i nimalar qurilyapti. Angliyada mı, Fransiyada islomiy madrasa ochilibdi ekan. İslomiy madrasa nima savol bersiz, Qur'on hadisdan javob beradi. Ama direktorlar, ustozlar hammasi yahudiylar, nasroniylar. Müslümanların münakasını aldaşıyordunuz. Sizlerce biz kazıhan açı veririz, mahkeme açı veririz, halife yankı veririz deyip uzlarını adamlarını koyup bizi başkalarına açıyorlar. Küfür diyarlarda İslami hükümet bu megenlik için şimdi bu ayağını hiç kim acret elmeydi. Ayrıdan acretlik vakı bu meydi 3 hayız ötkünüye kadar. 3 hayız. Takriben 3 ayı doğru geliriz. 3 hayız şimdi bazen 3 aydan aldım buluşa mümkün, kişira buluşa mümkün. Ortaça 3 ay. Ayol kişi de ortaça ayda bir madde hayız görür. 3 ay ötkenden ki ve izah hazet banet min zavciha. 3 hayız ötkenden ki iriden acilash biter. Ve izah esleme zavcul kitabiyyeti fehuma ala nikahihime. Eğer kitabiyye, Yahudi, Nasrani, hatının iri İslam'da kabul kısa nikahları kaluradı. Nikahın büzülmeydi. Ve izah haraca hadu zavcayni ileyne min daril harbi muslimen vaka'atil beynunatu beynahuma. Eğer şu küfür diyarlardan, darul harpten, irhatından bitesi bizge İslam'da kabul kıyan halette kese ortalarına acreşlik düşerdi. Nikahları büzülerdi. Ve insubiye heduhume ve qa'atil beynunatu beynahume. Ya ki şu kafir aileden bir artası esir alınsa, bizim mücahitlerimiz esir alıp, alıp gelirse nikahları büzülerdi. Ve insubiye me'an, eğer irhatın bir yelikte esir alınsa, لم تقع البينونة ولارد ارتستاق نكاح بزلمير وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة اگر بر خاطن كفر دياردن بز ديارمزجة اسلامي ديارلرجة هجرت قلب كسا جاز لها أن تتزوج في الحال بو هجرت قيان خاطن اسلامي ديارد بر مسلمان لن شو زهات يولنسا إريتيسا بلورد فلا عدة عليها عند أبي حنيفة رحمه الله Abu Hanife'ye göre iddiaya oturuşluğu şartmaz. Feinkenet hamilen, eğer bu hatun, hicret giden hatun, hamileler olsa, lem tetezavvac, irge tegmesin, hatta taza hamleha, balasını tukunuya kadar. Çünkü bu irge tegmesin, eri cima kıladı onu, kanıda balası var, dürüstmez. Ve ize irtedde hadun zavcayn anil islam, vaka'atil beynunatu beynahuma. Eğer Allah saklasın, iri hatundan bitesin, mürted busa, İslam'dan çıksa, kafir busa, ortalariga ajrashlik tushadi. Va kanatil furqatu baynahum bighayri taloqin. Va irhatinda o'rtasidagi bu furqat ajrashlik taloqsiz bo'ladi. Qani bu muhim masala, bizning mullalarimiz, ahli ilmimiz ko'pini xato qiladigan masalasi. Bizda nima deydi? Bir inson kufr amal qilsa, kufr gapni gapirsa, yo shirk amalni qilsa, shu zohati xotini taloq bo'ladi deydi. Bu mulla minbarga chiqib yolg'on gapiryapti. Taloq bo'lmaydi xotini. Talak bile acreşliydi farkı var. Düşünüz mü? Acreşedi, talak bulu şartmaz. Nikah büzülüp gitmedi. Talak diyeni size üçte imkaniyet belirgen. Şeriat size üçte imkaniyet belirgen ki, hatınızdan kiriş çalmasayız, talak kılasızdır. Bitti, bitti. Hürmete talak kılasız. Yani birbirinden uzaklaştığı hatarı ki genden kim diye, birbiriz kıymeti bilinir. Aldığında hakkında suda kadri yok dedi ki, kim belki hatayızı bilen yaş yaş bekleriz. Yine uğraştığınız, yine bitti talak kılasız. Şimdi üçte imkaniyet bergen şeriat sizge. Bu uzunluk etmeydi. İrhatından bitersi küfür ameldi kısa, yani İslam'dan çıksa, bana acreşli kere dedi ki, bu durada talak çüşmeydi. Şimdi bilvalıylar. Yani hem dinden gelir hem dinge tuhmat kılıçlik yakışmaz. Hıyanat burad. Talaksız acreşlik çüşedi. Eğer tabi kılıp, yani uzun ıslah kısa, nikah kısa, yani üçte talak kılıçlik hakkı kalırad. Feinkene zavucu هو المرتد اگر erkek Allah saqlasin shu murtad bo'lsa dindan chiqqan bo'lsa va qaddaxala biha va bu xotinga kirgan bo'lsa falaha kamalul mahri xotinga mukammal mahr beriladi va illam yadxul biha agar xotinga kirgan bo'lmasa falaha nisful mahri xotinga mahrni yarmi beriladi va in kanatil maratu hiyal murtaddatu agar Allah saqlasin xotin kishi murtad bo'lgan bo'lsa فَاِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِ فَلَا مَحْرَ لَهَا Eğer duhuldan aldın bu gemisi, hatınca mahal verilmedi. وَاِنْ كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ دُخُولِ فَلَا هَلْ مَحْرُ Eğer hatının mürted buluşluğu, eğri onge kirgenden kim buladı gemisi, hatınca mahal verilmedi. وَاِنْ اِرْتَدَّ مَعَنْ ثُمَّ أَسْلَمَ مَعَنْ فَهُمَ عَلَى نِكَاحِهِمَا Eğer eğri hatın bir tanıge mürted buluşup dinden çıkıp, yani bir tanıge ikerası İslam'a girirse,
ular nikahı buzulmuyordu. Nikahları şimdilik ise kalırdı. Bir günü bir yigit saval soruyordu. Dedi nikah olmasa zina buladı. Kafirlerde nikah yok ki. Demek kafirlerde hemisi velad zina mı? Dib saval soruyordu. Hakikaten köpçülüğü kızıktıradığı saval. Sizler deyem kızıktırgendir o. Ya kızıktırmaydı mı? Bunun kanunu şu ki, her bir millette uzun dini var. Mesela Nasrani'lerde dini var. Yahudilerde dini var. Şunlar uzun diniye göre üylense, bu zina hesaplanmaydı. Bizlerde dinini batıl değil miyiz? Lekin bu meselelerde itibarı alınadı. Eğer uzun diniye göre, dini menkigen halette yaşaydıken olsa, bu da zina hesaplanmaydı. Diniye göre üylense, zina değil miydi bu? وَلَا يَجُوزْ اَيَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً Mürted bugün bedbaht, Müslüman'ın yüleniştiği caizmez. وَلَا مُرْتَدَّةً Mürted hatın yüleniştiği hem dürüstmez. وَلَا كَافِرَةً Kafirgen yüleniştiği dürüstmez. İyi kim yüleniştiği siz? O kabirge yülendirildi. Öldürüldü o. Söyledin mi? وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدَّةُ Şunini mürted bugün hatın لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمٌ Müslüm onge yülenmedi. وَلَا كَافِرٌ Kafir hem yülenmedi. Valla mürtaddı, mürtad hem yülenmedi. Kim yülenedi o? Kamakka. Bunu kamakka taşlanadı. Ayağlı kişi mürtad bu, onu öldürmüyoruz. Kamakka taşıyoruz. Şüntüremiz. Ve izekene hadu zavcani muslimen. Eğer ir hatından bir tanesi muslim bu sefer valla da ala dinihi, valla şunu dinde buladı. Nerekisi kaysa dinde bu sefer olsun, atanadan bir tanesi İslam'da bu sefer valla şunu dinidedir itibarı yanladı. Müslüm dinedir. Ve kezalike nesleme haduhuma. وله ولد صغير صار ولده مسلما باسمه شوندك ата-онадан биттаси исламды қабул қилса ва уни ёш боллари бўлса буни исломини сабабидан у ҳам муслим ҳисобланади. Қаранг, бу масала ҳам юқорида айтганимиздек, mana исломнинг ташвирга қаршилиги. Ислом исломга кирган, исломни даъво қилган кишини кофир дешликка қаттиқ қаршидир. Бир исломдаги одам гуноҳкор, хатокор, таскаш, зинокор araqxur, qatil, xoin bo'lishi mumkin, lekin u kofir deyilmaydi uni. Qarin, bir kofir oilada er yoki xotin islomni qabul qilsa, shuni islomini barokatidan yosh bolalariga islom degan hukm berilyapti. Demak, islom insonlarni iloji boricha o'ziga tortyapti, qarin. Payg'ambarimizning usuli, sahobalarning usuli shu. Ular insonlarni islomga kirgizishga harakat qiladi. Ammo hozirgi johillar bo'lsa, insonlarni fırk deyişlikke, İslam'dan çıkarışı hareket kılıyordu. Aslında şunluya bakkası da Amerika var. Yahudiler var. Hayatta din ruvarından yaptırsa, o şeritke tekfir meselesinden taşışı yaptı. Bizi diyarlarda hem şunu diye böyle. Din yaşlı ruvarından yaptırdı, tekfir meselesinden ortaya taşırdı. Bu Vahabi diyenler, Hanefilerle müşrik dedi. Bunlar müşrik bunlar. Kabir parası, ruh parası dedi. Hanefiler bu ise Vahabi diyenler de, bunlar kafir dedi. İkalası hem birbirini dinden çıkarıyordu. Şunlar ikilisi hem zarar kıldı. Bir Hanefi damlanı hem o şey vakitlerde indi. Vahabiler bitti yaptırken vakitte içkere gelip girişken eken ki bu Hanefi damlanı dedi ki ben Hanefiyim ben ki. Hala gelizden sorayım. Bütün adamlardan, alımlardan, köçede kimden sorasını sorayım. Hemen bile de beni Hanefili gibi. İşte tirgiyoçu külüptü de ahmak sılarsın. Akıllarız yok. Bizi farkı mıydı bu Hanefi mi, Vahabi mi? Sılar şimdiydi bu işte Vahabiler kamer yaptı dedi. Bizga farqi nima? Biz hammalarni qamaymiz. Siz avrobiy o'zingiz hanafiyligingizni isbot qilaman. Keyin tilini tishlab turib xato qilganligini keyin bilishyapti. Qancha hanafiylar qamalib chiqqandan keyin bilishdi, biz xato qilgan ekanmiz. Biz boshqalar tomonidan urushtirilgan ekanmiz, xorazlarga o'xshab. Urushyoribmiz biz ham. Qani, odamga o'xshash kerak-da, xorazga o'xshamaslik kerak. Alloh taolo aqlni nimaga bergan? Wa in kana ahadul abawayni kitabiyan wal akhar majusiyan. Agar ota-onadan bittasi kitobiy bo'lsa, yahud nasoniy bo'lsa, boshqasi majusiy mushrik bo'lsa, salvaladu kitobiyun bola ahli kitob hisoblanadi. Chunki ahli kitoblar mushriklardan ko'ra bizga yaqinroq. Majusiylar, Xitoydagi mushriklar, Hindistondagi mushriklar bizdan uzoqroq. Yahud nasroniydan ko'ra bizdan uzoq ular. Chunki yahud nasroniylar payg'ambarlarga iymon keltiradi, jannat jahannamga iymonlari bor. Osmondan kitob kelganlikka iymonlarga iymon keltirishgan. Ama başka kafirler onu demez. Bunlar peygamberlere işlenişmeydi. Köpçedeki cennet cehennemde inkar kıladı. Kayta tırlıştığı inkar kılacaktı. Bu peygamberlerde bir ortasını kabul kılmıyordu. وَاِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ اَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ Kafir eğer güvahlarsız üylense
yoki kofirni iddasida uylansa, va zalika fi dinihim jaizun, bu ularni dinida joiz bo'lsa, summa aslama, keyin islomga kirsa, uqirra alayhi, shu nikohida qolaveradi. Hozirgi aytgan masalan, ularni dinida joiz bo'lgan amallarni qilsa, zarari yo'q nikohlariga, nasabiga ham zarari yo'q. Shu holatda islomga kirsa ham nikohiga tegmaymiz biz. Nikohlari qolaveradi, boshqatdan nikoh qilmaymiz. Va antazawwaja al-majusi ummuhu aw ibnatahu summa aslama farraqa baynahuma. Agar Alloh saqlasin bir majusi badbaxt o'zini onasiga uylangan bo'lsa, Chingizxonga o'xshab, yoki qiziga uylangan bo'lsa, keyin ular islomni qabul qilsa, bularni o'rtasini ajratib yuboriladi. Xolamasa ham, tushundingizmi? Chunki masalan majusiylarda odat bo'lganligi uchun ular uchun bir oddiy narsa hisoblanadi. Lekin islom bunga izn bermaydi. Hozirgi vaqtda tibbiyot ham isbot qilyaptiki, yana inson o'zini mahramlariga uylansa, onasiga, singlisiga, opasiga, yoki ammasiga, xolasiga qanchalik katta zararlari borligini tibbiyot ham isbot qilib, islomni tasdiq qilib turibdi. Va in kana lirajli imro'atani hurratani. Bir kishining ikkita xotini bo'lsa, ikkalasi ham hur xotin bo'lsa, fa'alayhi an ya'dila baynahuma fil qismi. Erkakka vojib bo'ladiki, ikkalasining o'rtasidagi taqsimda adolat qilishligi. Yarhamukalloh. Ayollaringizga adolatli bo'lishligingiz kerak. Bikrayni kanata aw sayyibayni. Bular bokira bo'lsa ham yoki ikkalasi beva bo'lsa ham. Ya'ni uylanganingizda bokira holatlarda uylangan bo'lsangiz ham yoki beva holatda uylangan bo'lsangiz ham farq qilmaydi. Aw ihdahuma bikran wal ukhra sayyiban. Yoki bittasi bokira, bittasi beva holatda olgan bo'lsangiz ham ularning o'rtasida adolat qilishligingiz kerak. Hozirgi zamonaviy erkaklarning eng katta dalillari shuki, biz ikkinchi, uchinchini olmayapmiz, adolat qilolmaymiz, zulm qilib qo'yamiz. Men ularga aytamanki, ha, adolatli kishilaring. Nihoyatda adolatli odamsizlarda. Shu bitta xotiniga nihoyatda adolat qilyapsizlarda sizlar. Hech zulm qilmayapsizlar. Shu bitta xotiniga tishini ko'rsatmaydi ular. Shinoqini ko'rsatmaydi. Uyga kirdimi qovog'ini solib aytadiki, xotinga shunday siyosat qilish kerak, bo'lmasa boshga chiqib oladi. Deb ehtiyot bo'lib o'tiradiki, boshimga chiqmasin deb. Men ko'pchilikka aytdim, qo'rqma, xotining chiqmaydi boshingga. Chiqsa ham ezib o'ldiradi seni. Xotinlarni ko'p semiz bo'ladi-ku. O'lding degani u. Sen bitta xotinga adolat qilyapsanmi? Qilmayapsan-ku adolat. Zulm qilyapti-ku. Ikkinchisiga uylangansiz, adolat esiga tushib qoladi. Adolat qilolmayman-ku degan. Bittasiga ham qilmayapsan. Zotan zolimsan sen. Nima qilasan bu sunnatga qarshi? Va in kanat ihdahuma hurratan wal ukhra amatan. Agar bittasi hur xotin bo'lsa, bittasi cho'ri bo'lsa, salil hurrati sulusani walil amati sulus. Taqsimda 3ga taqsim qilasiz. Ikkitasini huriga, bittasini cho'riga berasiz. Masalan, 2 kun hur xotinni oldi qolasiz, cho'rni oldi 1 kun qolasiz. Keyin yana hur xotinni oldi 2 kun, cho'rda 1 kun qolasiz. Wala haqqo lahunna fil qismi fi halati safar. Safar holatida taqsimda ayollarga haq yo'q. Tushundingizmi? Bu muqim holatingizda taqsimga rioya qilasiz. Lekin safarga chiqib turganingizda xolagan ayolingizni olib chiqib ketsangiz bo'laveradi. Va yusafiru zawju biman sha'a minhunna. Erk xotin, er xotinlardan qaysinisini xolasa birga safar qilaveradi. Wal aula an yaqra'a baynahunna fa yusafiru biman kharajat qur'atuha. Afzali o'rtalarda qur'a tashlashlik. Tushundingizmi? O'rtada qur'a tashlanadi. Kimiga chiqsa shu bilan safar qilgani yaxshi. Xotinlarni to'playsiz, to'ralasini ham qur'a qilasiz o'rtalarda. Kimiga chiqsa Allohu akbar birga safar qilasizlar. Va iza raziyat ihda zawjati bi tarki qismiha li sahibatiha. Ayol xotinlaringizdan bittasi o'zining taqsimini, haqqini bir do'stiga qarang, sahibatiha deyapti. Do'stiga berishga rozi bo'lsa. Avomlar nima deydi? Vorra deyishadi. Kundosh. Kundoshni bizda o'zbekchada ham yaxshi ot qo'yilgan, kundosh degan. Chiroyli ot bu. Arablarda avomlari zorratun deydi. Zarar beruvchi degani. Zorra zarardan chiqqan. Shariatda sohibatuha deyapti. Ya'ni ikkita xotin kundoshlarda arabchada va fiqh kitoblarida islomiy yaxshi kalima ma'nosi shuki do'sti. Opa singilki ular. Innamal mu'minuna ikhwa. Mu'minlar aka-ukadir deyapti. Sizning xotinlaringizdan opa singil, islomiy opa singil hisoblanadi. Sohiba do'sti hisoblanadi. Bu zarar beradigan emas. Kundosh degan kalima chiroyli kalima. Kunlarda taqsim qilishgan-ku ular.
sınıfdaş diskü, bir sınıfta iyi adamlar. Mektep daştı, bir mektepte iyi. Kündaş diyeni, künde haktar bugün ayarlar diye. Ceze, caiz, hatın uzun hakkını bilirse. Ve lehen tercih fi zelik, kin bu nümeden, genfiden haysiyen hakkı var hatında. Söyledi mi? Bir saddarlık kılıp bir var yanımıza, kin öyle mahkul edin seni. Dip gapidan qaytsa bo'laradi. Bir soddalik qilib bervorganmiza, keyin o'ylab nima qilib qo'yding sen? Dip gapidan qaytsa bo'laradi. Bir soddalik qilib bervorganmiza, keyin o'ylab nima qilib qo'yding sen? Dip gapidan qaytsa bo'laradi. Bir soddalik qilib bervorganmiza,